Allah Celle Celaluhu ham seçtiği kullara selam. Efendilere hasedilen bir din. Gavslar, kutuplar, büyük şeyh efendiler, Gavs-ül Azamlar, Kutbül Eftaftar. Bunlar bitmedi, bitmeyecek. Bu milletin hafsalasında bitmeyecek. Millet sanıyor ki bu ellerinde olan silsile icazetnameler onların kurtuluşuna vesile olacak. Yok öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a icazetname verdiyse buyurun devam ediyor dersiniz. Selman-ı Varisi'ye verdiyse devam ediyor dersiniz. Ve kaldı ki Resulullah'ın tebliğ ettiği din Hazreti Ebubekir'e, Selman-ı Farisi'ye, Hazreti Ali radıyallahu anh'a, Hazreti Ömer'e tebliğ ettiği din aynısıyla gelmemiş. Aynısıyla gelmemiş. Yani bu efendiler, bu gavslar, işte gavs addediyorsunuz. Bir taraf kutup addediyorsunuz. Madem hani bunu bu sözlerin de cübbeli ahengindeki alimlere, alim vasıflı, kendine alim zanneden vasıflı şeytanın yavşaklarına diyeyim. Mahmud Efendi Müceddit, Kutbul Aktab, Adıyaman Menzil, Gavs, Mektubat-ı Rabbani'ye göre Gavs, Kutb-ı Medar'ın yardımcısı. Gavs, Kutb-ı Medar'ı hiç göstermedi bize. Hani millete göstermedi bize derken, hiç şey yapmadı. Hani bu da Kutb-ı Medar'dır demedi şunu. Yani hizmetçiliğini yaptı, Kutb-ı Medar'ı göstermedi. Hadi onu bulamadı. Karşısında şey vardı. Kutbul Aktab denilen bir zat vardı. Madem değil diyemiyorsunuz, o Kutbul Aktab, o Gavs değil diyemiyorsunuz. Literatürde, ilmi şeyde bir şey var. Önünüzdeki kitaplar, elinizdeki kitaplarda şöyle bir beyan var. Bir alim, bir şeyh, gerçek manada makam sahibi bir şeyh, derece sahibi bir şeyh, fevkinde bir şeyh gördüğü vakit tirmizleriyle beraber ona uymak zorundadır. Bana inanmıyorsanız cübbeliye inanın. Gidin sorun. yani şimdi tutup biz ne Adıyaman'daki Gavs'ın Kutb-ı Medar'a uyduğunu, hadi bu Kutb-ı Medar'ı bulamadı, Kutb-ı Aktab Müceddit Mahmud Efendi karşısındaydı. Karşı gelmediğine göre demek ki kutupmuş. Ona niye uymadı? Ha biz Gavs'ı yanlış anlamışız. Mektubat-ı Rabbani, İmam-ı Rabbani yanlış anlamış. Ulan Mahmud Efendi niye uymamış Gavs'a? Hani hepsinin kapatını ya, kutupların başı ya Gavs sizin şeyinize göre. Niye uymamış? Peki şey Nazım Kıbrıs'ı gelip niye bunlara, aa sen de Gavs'mışsın, kutupmuşsun deyip bunlara uymamış. Hiç bunların birbirine uyduklarını görmüyoruz. Hiç yani sen de gerçekten bu İslam'a hakikatleri ortaya koyuyorsun. Sen benim fevkimde bir şeysin ki bu gerçek manada derece sahibi, hani imanda derece başka nerede olursa olsun derece imanda bir mesafe sahibi bir insan mutlak manada üstündeki derece sahibini, üstündeki alim vasıflı kişiyi tanır. Ama bunlar alim olmadığı için, yani velayet erbabı, bunların bir de yani nasıl diyelim asıldan bir şey olmuyor yani. Bunların asıldan bir ellerine geçen bir şey yok. Yani bu icadete dayanıp da biz de bu kurtuluş yolunu umuyoruz diyenler büyük bir gafletler içindedirler. Çünkü
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh'a bu izzeti vermediği gibi Selman-ı Farisi'ye Hazreti Ali radıyallahu anh'a böyle bir izzet vermedi. Böyle bir şey yok. Ha ondan sonrakiler böyle bir düstur edinip de yani kimin ne olduğu belli olsun diye böyle bir şey vermiş olabilirler. O onların yanılgısı. Din nasihattir. Ezbercilik değildir. Din nasihat olmasaydı sahabe ondan sonra gelen insanlardan üstün olmazdı. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle hal ve ahvalinden gözlerindeki samimiyetten, halindeki samimiyetten, kendi hallerindeki, yaşayışındaki ahiret talebi, Allah-u Teala'nın rızası ve kurtuluş talebi yaşantısıyla nasihat verdi. Bu nasihat sizin efendilerinizde yok. Bu nasihat sizin efendilerinizde yok. Sizin efendileriniz, başka bir şey demiyorum, yalnızca sizin efendiniz. Yani Allah-u Teala'nın tayin etmişlik bir yönü yok. İrşada, yani velayet, zıl velayet diyeceğim, zıl velayet sahipleri, asıl dahi olsa irşada yetkisi yok. Yani Allah-u Teala'nın irşatla görevlendirdiği zatlar, bir şekilde Allah-u Teala'nın lütfu keremiyle, isar ve ispat yönüyle ortaya bir şeyler koyarlar. Yani İmam-ı Rabbani gelmiş, işte dinin zahir ve batın birleştirme yolunda zamandaki önderlere, yani şeyhlere mektuplar yazarak, onları sohbetlerinde irşad ederek belli bir şeyler çalışma yapmaya çalışmış. Bizim dahi Allah-u Teala'nın vahyine muhatap olmakla, nübüvvet yakınlığıyla imamet vasfımız vardır. Bu vasıf bu zamanda, benim zamanımda ölen her kimse, imama uymayan, cahiliye ölümüyle ölmüş olur hadisi şerefinin nabzeti olur. Büyük oranda küfürle ölmüş olur, ahirette küfürle muavezene olur. Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir, Allah büyük fazlın sahibidir.